Yeniden merhaba, yeniden merhaba. Evet. Yeniden merhaba. Evet, sevgili arkadaşlar, bir canlı yayını bitirdim ve bir canlı yayını yeniden başlıyoruz ve çok değerli bir konuğumu ağırlayacağım ama önce konuğumu bulayım buradan. Hemen sevgili Almula Merter Çörm geliyor. Kendisini heyecanla bekliyorum. Evet. Sanırım bağlanıyor. Ne güzel, sanki hiç gitmemiş gibiyiz. Ha, Almulacığım geldin sanırım. Merhaba, geldim gibi bir şey tam olarak anlayamadım. Yani aslında Ha, geldim geldim. ve şimdi tam hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Vallahi nasıl oldum şu anda bilmiyorum. Çünkü geçen cuma da Instagram'da bir problem yaşanmıştı. Evet. Gitmeler, donmalar. Ben az önce yayın yaparken yayın öyle bir dondu ki yani girdik, çıktık, düştük, şok geçirdim. Yayını iptal ettim bir anda. Evet. İnşallah bu yayınımız güzel Umarım. gider. Bir aksamalar var Umarım. Instagram'da. Bir sürü kişiden aynı şeyi duyuyorum. Ya internet bağlantılarında genel olarak ya da Instagram'ın kendi işleyişinde bir problem olabilir diye düşünüyorum. Evet. Sanıyorum artık kaldırmıyor Instagram. Herkes Kaldırmıyor. yükleniyor ya. Kaldırmıyor. Neyse, hoş Evet. bulduk. Hoş geldin. Gerçekten öncelikle ekranlara ve gönül bahçeme hoş geldin. Teşekkürler. Ben öncelikle seni ağırladığım için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü rahmetli babacığımla benim babam Devlet Evet. Tiyatrosu'ndan arkadaş ve ben sevgili babacığının kulisine çok çok fazla gerek İzmir'e geldikleri zaman gerek Ankara'da birçok kulise gittim. Ben o zaman küçücük bir çocuktum. Gerçi ben senden büyüğüm ama yani ben o yılları sevgiyle hatırlıyorum ve her zaman hatıralarımın çok güzel bir yerinde kendisi. Çok Rahmetle anıyoruz. Nur içinde uyusun. evet, ışıklarda uyusun babacığım. O da Tuğrul abiyi çok severdi zaten. Çok güzel bir dostlukları vardı onların. Yani bu kadar iç içe birbirimize hep yan geçip de bir türlü karşılaşmamış olmamız da çok enteresan. Ama Çok böyleymiş. enteresan. İyi ki gene bir şekilde karşılaşmışız. Kesinlikle iyi ki karşılaştık. Ortak dostlarımız, arkadaşlarımız da var. Aa, Ve evet, Sevda Çiçek bana selam söylemiş. Ben de ona buradan el sallıyorum. daha Çiçek benim sevgili sınıf arkadaşım Benim de. benim. Evet. Yo yo benim değil senin Ha, zaten. benim, tamam. Öyle demiş. Bu arada çok çok da şifalar dilerim. Geçmişler olsun. Geçmiş gitmiş zaten. Geçti gitti çok şükür. Tabii Oğlum ki. da artık çok iyi. Benim de tabii moralim yerine geldi. Enerjim daha Tabii yükselmeye başladı. ki. Tabii ki. Onlar bizim canlarımız. Nurlarımız. Şimdi dilersen tabii ki çok sevenin ve çok tanıyanın olduğunu biliyorum. Ama yine de seni senden bir tanımayı rica ediyorum. Tamam, ben bundan 10 se hatta of 13 yıl olmuş yahu. Devlet tiyatrolarından emekli oldum 2007 senesinde. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunuyum zaten. Baba mesleğinin devamı yani. Ama bu arada çok yurt dışı seyahatlerim oldu. Oralarda farklı işler yaptım. 2007'de de Devlet Tiyatrolarından emekli oldum. Bu arada kendi özel tiyatrolarım oldu aralarda. 2000 yılında enerjiyle ilgili çalışmalara da başladım ve bunları bir arada yürüttüm. İşte kuantum eğitmenliği falan gibi. Şimdi 11 senedir İngiltere'de yaşıyorum. İşte kitap yazmaya devam ediyorum. Eğitimlerime devam ediyorum. Şu anda online olarak veriyorum. İşte arada ben de yayınlar yapıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Ne güzel, ne güzel. Bugünkü ana konumuz da senden daha iyi bir sen mümkün Evet. demişsin. Sanki kulağa çok iddialı geliyor ama bence gayet de mümkün. Ne dersin?
Senden daha iyi bir sen mümkün. Benim genel artık derslerimin sloganı oldu zaten ama Evet. bunu artık hayatın her aşamasına taşıdım. Evet. Evet, senden daha iyi bir sen mümkün. Yani içimizde bazı tıkandığımız her şeyleri kendi aramızdaki, yani kendi aramızda derken ben ve ben olarak çözdüğüm zaman benden daha iyi bir ben sonucuna ulaşıyorum ve bu sefer benim Evet. enerjim tüm dünyaya ulaşmaya başlıyor ve o zaman hepimizden daha iyi bir sen, hepimizden daha iyi bir hepimiz de ortaya çıkartabiliriz diye bu yolda devam ediyorum. O yüzden de böyle bir Evet. başlık koydum. Harika bir başlık. Ben şunu merak ediyorum. Gelen konuklarımın hepsine bu soruyu soruyorum. Çünkü bu öyküler beni çok heyecanlandırıyor ve ilham veriyor. Almula bir tiyatro oyuncusuyken nereden yani nasıl bir şey oldu da bu yola girdin aynı zamanda eğitmenlik yoluna, kişisel gelişim, enerjiler? Evet. Şimdi tiyatro eğitmenliğim zaten benim çok uzun yıllardır üniversitelerde ders veriyorum. Buna girmem şöyle oldu. Ben özel tiyatro açtığım dönem çok büyük bir batma geçirdim. Ve Evet. o batmanın etkileriyle vücudumda, üstümde yükler böyle kafamda büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve bir gün evde kapıda İstanbul'da oturuyoruz Evet. annemlerle. Gazete almak üzere eğildiğimde iki büklüm kaldım. Oh. Babam beni içeriye zor taşıdı ve inanılmaz bir ağrım var ama. Bundan bir hafta öncesi de tesadüfen o zaman o da ışıklarda uyusun. Kuantum hocası Duran Türkoğlu ile tanışmam olmuştu. O zaman televizyon programları yapıyordum. Bana konuk gelmişti. İşte bana ne zaman geleceğim falan konuştuğumuzda ben ya gelirim bir gün falan diye geçiştirmiştim. O gün o halde kaldım. Babam beni salona götürdü, yatırdı. Tak diye Duran Hoca beni aradı. Tekirdağ'da mı şeyde mi oturuyordu kendisi? Nerede oturuyordu? Kadıköy'de, İstanbul'da. İstanbul'da evet. Bu Tamam, arada Allah sevgili Nasibe de katılmış. Ah Nasibe canım benim ya çok eski arkadaşımdır. Sağlık programları ne güzel, yapar. ne güzel. Ben yani şok oldum. Duran Hoca dedim ki ya yani ben şu anda öyle bir zor durumdayım ki sen neden beni aradın? Nereden aklına geldi diye. Sen dedi hemen bin bir arabaya bindirsinler seni bir arabaya ve bana geliyorsun dedi. Duran Hoca kapıyı açtı bana babam annem götürdü beni. Evet. Sen dedi mezara girdiğinde mi gelmeyi düşünüyordun bana dedi. Bu nedir dedi halim. Bu kadar dünyayı sen üstünde taşıyamazsın dedi. Ve başladık onunla benim iyileşme çabama. Hakikaten bir saat sonra ben büyük bir enerjiyle gerçekten düzelmiş olarak kalktım ayağa. O Evet. kuantum dokunuş ve reiki birlikte yapıyordu o dönemde ve nefesle çalışıyordu. Kendisi de çok enteresan bir hocaydı. Kızılderililerle çalışmış, onlardan almış bütün eğitimleri falan Amerika'da. Ondan sonra tabii birdenbire iyileşince ben de merak ettim. Yani bu iş nasıl oluyor, nasıl ilerliyor diye ve Duran Hoca'dan dersler almaya başladım. İşte ondan kuantum dokunuş aldım, reiki aldım. Sonra Amerika'ya gittim, İtalya'ya gittim. Orada kendi mesleğimin dışındaki başka eğitimlere katıldım ve bir anda kendimi bunun içinde buldum. 2000 yılından beri bu eğitimleri veriyorum. 2010 yılından beri de aslında kendi mind refreshing yani zihin tazeleme diye kendi tekniğimi devam ettiriyorum. Harika. Bu teknik peki nasıl doğdu? Yani nasıl oluştu? Ne içinde neler var? Şimdi hiçbirimiz Amerika'ya oturup da yeniden keşfetmiyoruz. Hepimizin başka isimler Tabii. altında bildiğimiz Tabii. dersler var. İşte Tabii. biri bunu kuantum diye anlatıyor. Öbürü diyor ki Evet. ben tetacıyım diyor. Öbürü reiki diyor. İşte nefes. Ben bütün bu dersleri aldıktan sonra Evet. hepsinin bir birleşiminden kendi tekniğimi Çok güzel. oluşturdum. Her şeyden parça var. Çünkü dediğim gibi aslında ortak şey aynı sonuçta. Hepimiz aynı konudan farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. MRT tekniği de yani mind refreshing, zihin tazeleme tekniği böyle oluştu. Harika harika. Peki şunu anlamak istiyorum. Sen sadece bunu uygulama olarak mı kişilere aktarıyorsun yoksa kendi uygulayıcılarını da yetiştiriyor musun? Kendi uygulayıcılarımı da yetiştiriyorum. Hatta şimdi bu yıl itibariyle İngiltere'de akredit de olduk. Yani İngiltere'den onaylı diploma da vermeye başlayacağım. Eğitimci Harika. diploması. Ve inşallah böyle her tarafa ulaşmış kollar olacağız. Hani senden daha iyi bir sen mümkünü hep birlikte büyüteceğiz. Süper. Ama sanırım bir kısımda
Türkiye'de yaşadığın bir dönem oluyor, yılın bir dönemi, öyle mi? Ben iki taraf arasında çok sık gidip gelen biriyim. Yani hem orada Evet. işlerim var, eğitimlerim var, işte kitaplarım orada çıkıyor falan. Evet. Ama bu arada da asıl ağırlığım aslında çocuklarım olduğu için burası. Ama Türkiye'den de asla vazgeçemiyorum. Ve şu olay olmasa, Covid dönemi, ben inan 10 günde bir neredeyse Türkiye'deyim. Evet, ne kadar güzel. Yani benim için ne kadar güzel böyle gitmek gelmek. Çok severim ben böyle yolculukları. Senin için de peki çocuklarla nasıl oluyor bu? Ben çocukları alıp yani biliyorsun ben evlat edindim iki kardeşi ve buna başlamaya karar verdiğim zaman dedim ki ben çocukların hayatının içine girmeyeceğim. Çocuklar benim hayatıma uyumlanacak dedim. Şimdi biz oğlumla ve kızımla şimdi artık kızım ilkokula başladığı için o daha çok babasıyla burada kalması gereken dönemler oluyor ama şimdi oğlumla her yere gidiyoruz. Daha sonrasında tabii o da okula başladığında biraz daha kendi başıma gideceğim. Ama çok beni idare eden, bana çok destek olan bir eşim var. Yani ben bugün işte İngiltere'de 3 gün, Türkiye'de 3 gün toplantım var, 3 gün eğitimim var dediğimde 3 aylıktan itibaren o çocuklara bakan bir eşim var. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ona bırakıyorum ve yapmam gereken işi yapıyorum. Çünkü sonuçta çocuk sahibi olmak, hayattan kopmak ya da benim artık çocuklarım var, ben evliyim, evimde oturayım diye bir şey değil. Bir mesleğin varsa, bir mesleğe sahipsen ya da mesleğin yoksa farklı şekillerde, farklı eğitimler alaraktan bir şekilde kendimize bir şeyler bulup onu yürütmemiz gerekiyor. Ben de bu yönü seçenlerdenim. Harika. Peki zihin tazeleme, şöyle bir soru gelmiş. Zihin tazeleme yöntemi kalıcı oluyor mu? Şimdi zihin tazeleme yöntemi şöyle kalıcı oluyor mu derken hani bu eğer sen pozitif düşünme sistemine girersen harcamakla değerlendirmek arasındaki kavramları birbirinden ayırıp hayatı değerlendirmeye, eline gelen fırsatları değerlendirmeye başlarsan ve bu tarzda düşünmeye başlarsan elbette ki kalıcı olur. Çünkü sen pozitif olmaya başladıkça veya iyi düşünüp değerlendirmeleri yapmaya başladıkça o zaman bakarsın etrafın da aynı şekilde başlıyor. Çünkü enerji aynı enerjiler birbirini gelip buluyor bir şekilde. Biz seninle nasıl bulduk birbirimizi? Evet. Onlar da Evet. birleşiyor. Evet. Dolayısıyla kalıcılık eğer bu anlamdaysa evet kalıcı oluyor ama senin buraya bağlı her şey. Doğru. Şöyle bir soru gelmiş. Bu yöntemin uygulayıcı eğitimi kaç saat, kaç gün, yani nasıl bölünmüş demişler. Şöyle ben bunu birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye diye ayırdım. Benim ortak iş yaptığım EMC Healing Akademi diye de bir akademimiz var. Sevgili Funda var, sen de tanıyorsun. Evet. Ondan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşıma, sevgiler Evet. Fundacığım. Biz şu anda ikimiz birlikte yürütüyoruz işleri. Çok güzel. Üç bölüme böldük ve master düzeyindeki eğitimleri ben veriyorum. Birinci, ikinci, üçüncü dönemi de dönüşümlü olarak birlikte veriyoruz. Ama o da çok geniş bir yelpazeye ulaşmaya başladı. İnşallah bu yani dört bölümden oluşuyor ve dört bölümün sonucunda da eğiticilerimiz olup daha da fazla sistemin içinde büyüyeceğiz. Şöyle mi anlayayım? Bir uygulayıcı yetiştirdiğiniz bir, iki, Üç üçüncü ve master. ha, bu master 3 mü 4 mü? Dört. Master 4. dört oluyor. Evet. Master 4 oluyor. Kimisi master olmak isteyebilir ki kimisi istemez. Öyle mi? Yani hani Tabii. kişilerin. Şimdi birinci seviyeyi bitirip sadece uygulayıcılık olarak da hayatına devam edebilir. Bu bütün sistemlerde var. Modül 1 diyorsun. Modül 1'in eğitimini veriyorsun. Sisteme göre devam ediyorlar. Modül 2 diyorsun. Modül 2'ye göre gidiyor. Ya da sen çok sıkıldın, sevmedin. O zaman bambaşka bir yere yöneliyorsun. Ama ben her bölümden sonra o bölüme ait sertifikasını da teslim ediyorum zaten. Evet. Bu süreler ne kadar demişler? Yani mesela birinci modül ne kadar, ikinci modül, yani ne kadar derken kaç gün? 3 gün. Bütün eğitimlerimiz 3 gün. Üçün sihrine inanıyoruz çünkü. Üç, Üç, altı, dokuz. dokuz. Evet. Üç Sonra 12. tekrarın sırrına inanıyoruz biliyorsun. Tesla'nın teorisi budur. Tekrarın sırrı olarak üç şeklinde devam ediyoruz. Anladım. Peki böyle ıcını cıcını sordum ama bir üçü aldık, yani birinci modülü aldık. Bir ile iki arasında bir bekleme, bir çalışma var mı?
Şimdi ben ve Funda da öyle özel eğitimler de veriyoruz. 3 kişilik, 4 kişilik. İsteyen beklemeden arka arkaya dersleri alabiliyor. Ama ben genelde araya yaklaşık 1 aylık bir zaman koyuyorum ki içimize sindirebilelim yaptığımız şeyleri diye. Anladım. Bir soru daha gelmiş. Bu sistemde uyumlama var mı? Yani enerji sistemlerinin bazılarında uyumlama oluyor ya. Şimdi uyumlamayı da tabii nasıl tanımladığımıza da bağlı. Evet, Reiki'de uyumlama yapılıyor falan ama sistemi kullandıkça, sen sistemin içinde öğrendikçe zaten uyumlanmış oluyorsun. Yani ben özel bir insiye diye tabir ettiğim şeyi yapmıyorum. Sistemin içine sokuyorum. O sistemin içinden yetiştiriyorum seni. Bu da sonuçta eğer sen bunu kabul edip içine sindiriyorsan bir uyumlama oluyor zaten. Yine başka bir soru gelmiş. Eğitimi aldıktan sonra ne zaman kendimizin haricinde başkalarına ne zaman uyumlama seans verebiliriz demişler. Uyumlama olarak yine altını çiziyorum. Ben uyumlama olarak belirtmiyorum bunu. Sistemi öğrendiğiniz andan itibaren ki enerjin zaten onun içine kilitlendiyse o andan itibaren sen onları yapmaya başlayabilirsin. Yalnız bizim bu yaptıklarımız, altını çiziyorum, bütün eğitimler için aynı şey sana da geçerli. Hiçbiri tıbbi bir tedavi değil. Biz her şeyi aslında doktoruna bırakıyoruz. Biz sadece işin manevi tarafındayız. Tabii ki. Ne yazık ki Türkiye'de bazen kimse sınırını bilmiyor. Kimse derken yani bazı kişiler sınırlarını Evet. bilmiyorlar. Yani psikolog kendi sınırı vardır. Koçların kendi sınırı vardır. Yani psikiyatrlar, doktorlar hepsinin kendi sınırları Evet. vardır. Kesinlikle. Evet, bu sınırları aşmadan çalışabilene ne mutlu diyorum. Eğitim ücretlerini sanırım buradan Evet, söylemiyoruz. onları buradan söylemiyoruz ama Evet. emchealingakademi.com'a girildiği zaman orada derslere göre seçilebiliyor, seanslara göre seçilebiliyor, kendiyle ilgili çalışma yapmak isteğe göre seçilebiliyor. Harika. Yine bir soru gelmiş. Online mı, yüz yüze mi Şu demişler? anda her şey online. Keşke yüz yüze olabilsek ama online'da da çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çok güzel. Aslında yapılabildiği kadar online şöyle bir kapı açtı. Şahsen ben online çok yapmıyordum ya. Çok değil, hemen hiç yapmıyordum. Ta nerelerden insanlar, yurt dışından Evet. insanlar gelmeye başladı. Erzurum'dan, Van'dan, işte Hakkari'den diyelim insanlar gelmeye başladı. Bu da maddi manevi bayağı bir külfet kaldırdı. Yani otel parası yok, işte Tabii. yol parası yok. Böyle bir güzelliği var. Ayrıca dünyada zaten artık böyle bir sisteme gidiyor. Yani ne kadar hayat düzelse de eski sistem artık olmayacak. Herkes teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalacak. Bir şekilde teknoloji gelecek, her şeyin ortasına oturacak. Dolayısıyla online sistemi en iyi şekle nasıl getirebilirsek ve en iyi şekilde nasıl verebilirsek bence çok daha genişleyen kitlelere sahip olacağız. Eğitimin bir gününde kaç saatimizi ayırıyoruz demişler. 4 saat yapıyorum. 4 saatten sonra insanların ben tahammülünün kalmadığını düşünüyorum ki ben 3 saatten sonra ben bir eğitim aldığım zaman 3 saatten sonra ay of diye falan başlamaya başlıyorum. Yani ben de yapıyorsam zaten herkes belli insanların belli bir limiti var. Yani ne kadar eğlenceli, ne kadar renkli de olsa belli bir süre sonra şuraya başlıyor gelmeye. O yüzden de o da sınırlıyorum. Sevgili Almalacığım, peki tiyatroyu özlemiyor musun? Anormal derecede özlüyorum. Öyle böyle değil yani ve ilk fırsatta da zaten yapmak istiyorum. Geçen sene hazırlık yapıyordum. Bir stand-up projem vardı kadınlarla ilgili. Ben biliyorsun kadınlar üzerine yoğunlaşan biriyim. Kadın aktivistliğim var. Projenin de neredeyse Elif Bengü Feyzoğlu diye çok sevdiğim bir arkadaşım yazıyor. Tam bitirirken ve biz hazırlık yaparken bu pandemi olayı patladı. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Ama yani işte tiyatroyu online'dan yapmak konusunda mesela evet teknolojiyi ayak uydurup oraya döneceğiz ama tiyatro online'dan acaba yapılabilir mi? Burada tereddütlerim var. Çünkü benim seninle göz temasında olmam lazım sahne üzerinde. Online'da onu ne kadar yakalayabilirim diye düşünmeden de edemiyorum. Ama bir şekilde adım atacağım ve başlayacağım. Evvelsi gece Betül Hanım konuğumdu.
Çok severim. Çok eski arkadaşımdır Betül. Ben de çok seviyorum. Kendisi büyük bir cesaretle, çünkü bana göre aynı zamanda bir cesaret işidir. Çünkü daha önceden yapılmamış bir şey, hani olabilir de olmayabilir de. Ama o kadar güzel sonuçlar almışlar ki, konuştuk canlı yayında. Çok güzel gidiyormuş. Yani demek ki oluyormuş dedi. Ben de Ama dedim. şöyle bir şey var. Şimdi Betül'ün yaptığı sonuçta tiyatro değil. Tiyatronun neresinde olma, yani Betül kişisel gelişimle bizim bu eğitimlerde, mesela ben o zaman öyle düşünürsem eğitimde de ben oynayaraktan her şeyi interaktif olarak veriyorum. Ama bu bir tiyatro değil. Tiyatro bambaşka bir şey ve ben yani Betül çok değerli ve çok güzel bir iş yapıyor ama tiyatro yapmıyor. Çok farklı bir şey birbirinden. Tam olarak ben izlemediğim için O ne kişisel gelişim, yani dışarıda hiçbir şey var diyerekten kişisel, çok yapayım? iyi. Betül iyi bir kişisel gelişimci aynı zamanda. Onu içine adapte etmiş ve bu tarzda bir interaktif kişisel gelişim yapıyor diyeyim aslında. Ben böyle araştırınca birkaç tane de, sanki bilmiyorum, ben öyle anladım, birkaç tiyatro oyunu da var şeyde, böyle Ha, webde. o kısmını bilmiyorum. Ben sadece dışarıda hiçbir şey var üzerinden konuşuyorum. Hani bana göre değil. Yani ben seyircimle direkt nefes nefese ve temas halinde olmayı tercih ederim. Çok haklısın, çok haklısın. Pek bir de sanki senfoniler çalışıyor. Yani ben görüyorum, arkadaşlar konser veriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Acaba bilmiyorum ama. Yani ben zaten artık neye izin veriliyor, neye ne kadar yapılıyor hiç anlamış bir durumda değilim. Hatta anlayan varsa da bana açıklasın diyorum. Konserler ve müzik olayı tabii daha, yani bizim kadar göz teması olan bir şey değil. Ama tiyatro dediğin zaman insanı insana, insanla anlatma sanatı deriz her zaman. Yani her şeyin materyali insandır ve biz mutlaka bu kontağı yapmak zorundayız. Ben o nefesi duymalıyım. Enstrümanını çalan kişi direkt seyirciyle hiçbir zaman temas etmez bizim gibi zaten. O bambaşka bir dünyasının içindedir. Ama ben seyirciyle o nefesi almak durumundayım. O zaman şöyle diyelim, dilerim bir an önce şifalanır dünya ve Evet. yani bir de şey diyorlar ya, ben buna katılmıyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam, bir kısım bir şeyler eskisi gibi olmayabilir ama yani ne demek oluyor? O zaman bir tiyatroya gitmeyeceğiz. Ne bileyim ben, doğru dürüst bir denize girmeyeceğiz. Güneş görmeyeceğiz. Yeldacığım şöyle bir şey söyleyeyim ki, evet tiyatro konusunda falan ben artık eskisi gibi olacağını ben de düşünen, yani olmayacağını düşünenlerdenim. Çünkü çok ciddi bir kere içimizde korku olayı oluştu. Yani şimdi bu kadar kişisel gelişim eğitimi yapan kişiler olarak bile ben herkese birçok akıl verirken dahi hani bir git tiyatro salonuna otur dedikleri zaman duruyorum. Yani o Covid bir anda zaten kafamın önünden geçmeye başlıyor. Ne kadar kendimizi pozitif düşünmeye, şifalandırmaya yönelsek bile, işin bir de bu gerçekçi yönü var. Yani eskisi kadar ne kadar cesur olabiliriz bilmiyorum artık. Sanırım yasaklar yurt dışında, yani mesela Almanya'da duyuyorum, İngiltere'de duyuyorum, bir hayli sıkı yasaklar var, Çok değil mi? çok ağır yasaklar var. Burada Burada öyle mesela değil. geçerli bir nedenin yoksa, yani sağlıktı, işti. İngiltere'den çıkmaya kalkan bir İngiliz vatandaşına 5.000 pound, yani 50 bin, 55 bin TL gibi bir kişi başı ceza var. Ay mesela işi var, gidecek başka bir ülkeye. Hayır, mesela ben tatile, işe gidebilir ama ben tatile gitmeye karar verdim ki Türkiye çok cazip bir yer bütün dünya için. İngilizler Türkiye'yi çok seviyor. Ben 4 kişilik bir aileyim. Türkiye'ye tatile geleceğim. Düşünsene 210 bin lira ödemem. Yani bir ev parası, ta ne o, ben Türkiye'ye tatile gidiyorum diye bu ülkeye ceza olarak ödemem gerekiyor. Okullar da kapalı tabii. Yoktu, bu İngiltere'de okullar açık. Benim kızım gidiyor okula. Öyle. Evet. Tabii yine aynı. Ben mesela kızım geliyor, kapının önüne kızımı koyuyorum. Hemen soyun diyorum. İşte üstünü çıkart, şunu yap. Ay,
Bu sefer kızıma sarılacağım, duruyorum, okuldan geldi. Yani çok değişik bir hayatın içerisine girdik. Biz ancak işte senin yaptığın holistik nefesle ya da benim yaptığım eğitimlerle o hayatı biraz daha kendimize kolaylaştırıyoruz. Aslında bizim işimiz hayatı kolaylaştırıcılık. Senden daha iyi bilirsen mümkün derken senin hayatına biraz kolaylaştırıcı yollar. Ama hayat hiçbir zaman oh ben şifalanıyorum, ben pozitif eğitimler alıyorum, ben nefes çalışıyorum. O Covid benim uzağımdan geçer, yok böyle bir şey. Bir de böyle çok ilginç yakınlarımda daha doğrusu olaylar duyuyorum. Mesela öyle vakalar var ki vitaminini alıyor. Normalde çok sağlıklı bir insan. Kesinlikle kalabalıklara girmiyor benim gibi. Ben çok fazla alışveriş ediyorum ve yani bütün işlerimi kendim gördüğüm için mecbur kalabalıklara giriyorum. Ama gene yakalanmış. Hani ya anlayamadığımız bir şeyler var burada. Hani bakıyorsunuz hiç olmayacak kişiler yakalanıyor. Ay bu kişi yakalanır dediğim kişiler hasta değil. İnsanların tabii bağışıklık sistemi de çok etkili. Yani senin bağışıklık sistemin ne bileyim COVID'e karşı çok güçlüdür de benimki COVID'e zayıftır ya da seninki işte başka bir mikroba. Yani bu kişinin de kendi bağ. Yani bunun kimseye olmaz ya da bana olmaz diye bir şey yok. Herkesin başına her şey, hayatın içindeki her şey gibi gelebilir. Yani COVID de gelir sana çarpar. İşte iflas da yani her şey hep bana olmaz bakan bir karakter yapılarımız var genelde. Bir şey mesela karşımızdakinin başına bir şey geliyor. Yelda, ben bu arada konuşmayı çok seven biri olduğum için sen buna Bayılıyorum. dur de. Ben çünkü alırsam sözü durmam. Demem demem. Bak diyor ki ben saat 10-11'i 3 kalı 5 kalıya kadar Tamam. buradayım. Biz hep bir şeylere bana olmaz diyerek bakma alışkanlığı çok böyle yerleşmiş. Yani karakter olarak insanoğlu böyle bir şey. Yani karşısındakine olan şey hep bize olmayacakmış gibi gelip hayatı pervasızca yaşamaya. Ben işte şifalanıyorum. Ben şimdi ben desem ki oh ben zihin tazelemeyi yapıyorum. Reiki eğitimimi alıyorum. Holistik nefes de yapıyorum. Ya ben pozitif enerjinin dibine girmişim. Bana bir şey olmaz. Ben iyi düşünüyorum. Yok böyle bir şey. Ben önlemlerimi almazsam, sadece pozitif enerjiyi ortalara dağılırsam gelir beni tank diye çarpar oturtur. Aslan burcu değilim bu arada. Oğlum aslan, ben teraziyim, yükselenimde oğlak, ay burcumda kova. Bak nasıl düşmüşüm içine. Evet, güçlü beyciğim, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkürler, güçlü Metin Bey de Evet, ben onunla burada. da bir gün yayın yapmak istiyorum zaten. Öyle Öğreneceğiniz, mi? duyacağınız çok Güçlü. şeyler var. Evet. Güçlü Bey de. Güçlü Bey bir anlatıyor ki dillere destan astrolojiyi. Evet, korku vorteksi. Çok haklısınız. Peki sevgili ablacığım biraz da ay Huriye Taşer ablacığım, sevgili Suat Taşer amcamın eşi. Suat Taşer'i tanıyabildin mi? Tabii ki. Evet. Senin, ben Sevgili ama yeğenin olduğunu bilmiyordum. nasıl? Amcan olduğunu bilmiyordum. Hayır amcam derken yani hani Aa, o amcam anlam, mecazi derken anlamda söyledim. evet. Tamam. Sonuçta İzmir'de oturuyorlardı kendileri. Allah rahmet etsin oradan. Çok severim kendilerini. Evet kitabına birazcık değinebilir miyiz diyecektim. Tamam. Şimdi ben son 2 senedir 2 kitabımın da çok özel kitaplar olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bundan önce 9 ay 10 gün diye yazdığım bir kitaptı. Gülaycığım, sana da sevgiler. İnşallah Günaydın sene görüşeceğiz. sevgiler. Aa, tabii tanışıyorum. İstanbul'dan da arkadaşım. Bodrum'da şimdi. İnşallah Bodrum'da da karşılaşacağız kendisiyle. Çok tatlıdır o da. Tanışıyor musun? Çok O da sevgiler iyi programcıdır. Gülaycığım, sevgiler. Çok çok Benim harika bir kadın. Şimdi daha önceleri hep şey yapardım, röportaj kitapları falan. Sonra bu çocuklarımın alınması döneminde yazdığım 9 ay 10 gün diye bir kitabım var. Hem evlat edinmeyi anlatıyorum, yani hem kalpten nasıl doğum yapılıyor onu anlatıyorum. Hem de hayatta güçlü kalmayı anlatıyorum. O 9 ay 10 gün öyle bir kitabım. Anılar üzerine kurulmuş, bir günlük yazmış gibi. Çünkü benim özellikle 9 ay 10 günün anlamı... Babamın hastalanmaya başladığında benim evlat edinme kararımın başlaması, babamın vefat ettiği gün çocuklarımın evime girmiş olması. Yani bu Nasıl taraftan, bir ilerleme evet, bana verilirken bu taraftan çok sevdiğim bir şeyi kaybetmeyi anlattığım bir kitap. Ayşin de gelmiş. O Ayşin de
Ayşin'le de tanışıyor musun bilmiyorum ama dünyanın en tatlı insanlarından biri. Hayır, tanışmıyorum ama İnşallah bir gün tanışırsınız. sizinle tanışmayı Ondan sonra yazdığım bitti dediğin anda kaderin yeniden yazılır da işte bu senden daha iyi bir sen mümkünle aynı kulvarda giden. Evet. Hayatta bazen evet her şey bitti. Ben kilidimi vuruyorum, kapatıyorum kendimi dediğimiz gün aslında kaderimizin yeniden yazılmaya başladığı, eğer ayakta kalmayı, enerjimizi doğrultmayı becerirsek kaderimizin yeniden başladığı bir gün. Kitabım o bir roman. Kitabımda 5 tane karakter. Şimdi bu bir seri olacak ve hep 5 karakter olarak gidecek. O 5 karakter hayatımızın içinde çok iyi bildiğimiz, belki bir tanesi sensin, bir tanesi başka bir arkadaşımız. Hep o yaşamları alıp kişisel gelişim eğitimleriyle birleştirdiğim bir adada geçen, Ege'de geçen. Çünkü ben Ege hastasıyım. Hatta hayalim, en büyük hayalim Ege'de bir gün Hotel 21 diye kitabımdaki oteli kurmak. Orada geçen hayatın çok içinde olan ama kişisel gelişimleri de içine koyan bir roman. Hatta onun devamı da geliyor şu anda. Harika, harika. Ne Ve hatta güzel. Funda da iddia ediyor ve gerçekten ben de iddia ediyorum. Hakikaten şu anda ilk olan bir kitap. Dünyada da şu anda o tarzda bir kitabın benzeri yok. Nefis. Ne zaman okuyacağız? O çıktı ve 8 baskı da bitti onun. Ha, Hızla hayır, yayılıyor. pardon. Bu yeni yazdığını Ha, yeni sormuştum. yazdığımın da yeni yazdığımın adı da Ve Sana Bunu Hiç Kimse Söylemedi. Yeni kitabımın adı. O da Nisan sonları Mayıs başı gibi çıkacak. Harika. Peki sen hemen hemen hangi ayda burada oluyorsun? Ben umuyorum her şey yolunda giderse önümüzdeki ayın ortalarında falan Türkiye'ye gelmiş olacağım. Evet. Yani sen mesela şimdi sen bu arada aynı zamanda İngiliz vatandaşı mısın? Evet, İngiliz vatandaşıyım. Sen şimdi bir İngiliz vatandaşı olarak aynı zamanda yani Türk olduğun için mi o şeyi bedeli ödemeden buraya geliyorsun? Yok, benim şimdi annem tek başına olduğu için Türkiye'de annem çok geçerli bir neden. Anneme gelip onun hastane check-up'ları falan var. Onları yaptırmam çok geçerli bir neden. O yüzden geleceğim. Evet. Ne kadar güzel böyle şeye yani böyle ayrımları yapabildikleri için çok güzelmiş. Peki Yani okumaya mesela üniversite öğrencileri mesela başka bir yerde okuyor diyelim. seyahatlerde belli kısıtlamalar var. Zaten dersler de online devam ediyor çoğu dersler. Yani fazla yüzde yapılan bir ders yok üniversite döneminde. Genelde çok insan ülkelerinde özellikle İngiltere'de üniversitelerde Çinli öğrenci çoktur. Aa. Dolayısıyla evet o grup zaten kendi ülkelerinde şu anda. Yani bir çözümler bulunacaktır. İngiltere bazı yönlerden çok güzel ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ege'nin ve Türkiye'nin yerinde hiçbir yer tutamaz. Yani bizim gerçekten yurt dışında yaşayanlar ne kadar bazı konularda çok rahat, çok güzel yaşıyoruz ya da devlet bize çok olanaklar sağlıyor desek bile Türkiye'nin yeri çok bambaşka tabii. Tabii. Ben hep böyle evli kişisel gelişimci arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum. Şimdi ben bekarım ya. Onun için bilmiyorum. Eşlere nasıl yansıyor bu kendi değişimlerimiz, dönüşümlerimiz eşlere nasıl yansıyor? Onlar Vallahi nasıl bakıyorlar? ben sana şimdi böyle bazı hani kişisel gelişimciler çok işlerini abartır ve çok güzel şey kendilerini pazarlarlar ya. Ben diyeceğim ki ya Yelda terzi kendi söküğünü dikebilir mi? Dikemez. Şimdi ne kadar biz kişisel gelişimci, pozitif yaşam şöyle böyle olsak da terzi kendi söküğünü dikemez. Kendinde mutlaka çatlakları başlar olmaya. Yani belki daha iyi bir yere getiriyoruz, bir şeyleri yapabiliyoruz ama benim de kendimle ilgili sorunda başka bir bilene kapı için bilenin kapısını çalmam en doğrusu. Çünkü terzi kendini söküğünü dikemez. 2 kere 2 4 eder. Evet. Yani Bu ben demek isterdim ki sana ah ben zaten bu işin içindeyim. O süper her şey. Şöyle güzel. Yok böyle bir şey tabii. işin ilginç tarafı onca yıllık evliliğimde, 20 yıllık evliliğimde bir kere dersime katılmamıştır çocukların babası ya da ne bileyim sonradan hayatıma giren beyefendiler de
Bir kere mi merak etmez insan nefesi? Ya sen kadın ne yapıyorsun? Hani nasıl bir şeydir bu diye ilginç ilginç. Yani bana hep böyle denk geldi. Yok, benim işim o konularda, onda da mesela, onda hakikaten inanılmaz bir enerji var. Mesela ben midem rahatsızlandı dediğim anda geliyor, bildiğin reiki olarak yapmıyor ama el enerjisiyle mesela o olduğu yerden söküp alıyor. Benim yaptığım her şeye çok saygılı bir insan. Yani Çok diyor güzel. ki senin eğer işin varsa yapıyorsan her şekilde ben sana destek olurum. Ama hayır, bu nasıl işte pozitif eşi, ruh eşi anla, bak hemen ruh eşi eğitimleri veriyorum. O ruh eşi anlatıyorsun, gel bize anlat. Bak şimdi sen ruh eşi eğitimi veriyorsun ama bana geldin karşımda çar 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 bağırıp duruyorsun. Hiç bunlarla aramız, yani bunlar konuşulmuyor aramızda. Yani oralarda işleyiş nasıl? Yani bu kişisel gelişim eğitimleri böyle kolaylıkla mı veriliyor yoksa devlet hani bir nasıl diyeyim çok önem verip de denetliyor mu? Nasıl oluyor? Nerelerde veriliyor bu eğitimler? Şöyle, öyle katı kuralları yok ama burada eğitimini almamış insanlar, Türkiye'deki gibi, şimdi Türkiye'de bir baktığın zaman ne kadar falcı varsa, hacı, hoca varsa şu anda biliyorsun yaşam koçu durumundalar hepsi. Bütün falcılar yaşam koçu durumunda. Ya da işte yani kimseye de yanlış bir yönlendirme, kelimeyi yanlış kullanmak istemiyorum ama burada işi bilmeyen insan pek o eğitimlerin içine dalmaz. Çünkü o sorumluluğu almak istemez. Şimdi ben bunu Türkiye'de de en güzel şurada anlatıyorum. Aile dizimini bilirsin. Aile dizimi diye bir olay Evet. vardı. Evet. Aile dizimi çok ince çizgisi olan bir iştir. Ben psikoloji eğitimi almış biriyim. Çünkü konservatuvardan önce sosyoloji ve psikoloji okudum. Ve Evet. yıllarca psikoterapi üzerine eğitimler aldım. Ama ben aile dizimi yapmıyorum. Niye Evet. yapmıyorum? Çünkü aile dizimi yaptığın zaman o insanın, evet ben de kök inanç çalışması yapıyorum. Senin geçmişine yönelik çalışmayı çıkartıyorum. Ama aile Evet. dizimi çok daha ağır şeyleri ortaya getirir. Peki ağır şeyleri ortaya getirdin. Ne oluyor aile dizimi? Tamam, bulduk. İşte senin problemin buymuş. Haydi bakalım. Bitti. Biz bunu hallettik. Sonra o kişi eve gitti. Geçmişinde diyelim ki şiddete maruz kaldı ya da tacize maruz kaldı. Bu ancak psikoloğun ve psikiyatrin işidir. Ama biz o noktada maalesef yapı olarak o sınırı bilmeyip ona da müdahale etmeye başlıyoruz. İşte burada onu yapmazlar. Çünkü burada o tür sorumlulukları insanlar almak istemez. O tür hataları yapmaktan korkar. Biz balıklama dalar gideriz. İşte bizde sistem böyle yürüyor burada. Peki orada mesela diyelim ki dışarıdan bir eğitmen gelecek başka bir ülkeden. Yani bunlara izin veriyorlar Tabii mı? ki, tabii ki. Çok fazla motivasyon konuşmacıları ya da işte bu tür holistik eğitmen, bunlar hep geliyorlar, geziyorlar ve hepsi. Ben de mesela Almanya'ya gidiyorum, workshop yapıyorum, motivasyon konuşmacısı olarak yapıyordum daha doğrusu. Motivasyon konuşmacısı olarak Hollanda'ya çok gittim, Almanya'ya, Belçika'ya gittim. Yani gidebiliyoruz, ona göre izinler alınıyor. Senin de yeterliliğin varsa yapabiliyorsun, neden olmasın? Aşı da başladı, değil mi? Hayır, pazartesi günü benim aşım var. Güm 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 kalp gitti bitti, öldüm bittim durumundayım. Ben iğneden çok korkarım çünkü, ve bak Evet. aşamadığım korkumdur benim, yani bunları, bu Evet. eğitimleri yapıp yapıp. Çünkü çocukken ben bir Hakkı Bey şeyi varmış etrafımda. Ben yaramazmışım. Yaramazlık yaptığım zaman Hakkı Bey gelecek iğne yapacak. Hakkı Bey gelecek iğne yapacak derken ben bütün iğnecileri şu anda Hakkı Bey olarak görüyorum karşımda. Ve böyle aparda bekliyorum. Şimdi pazartesi günü aşıya gidiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vallahi öyle bir şey. Hayırlı uğurlu olsun hakikaten. Evet. Herkesin de aslında ben yaptırmamız gerekiyor galiba. Çünkü sadece kendimizi değil, karşımızdakini de koruyabilmemiz için hepimizin aslında bir şekilde o aşıyı olmamız gerekiyor. Dileyelim ki insanlığın hayrına olsun. Bir an önce sürü bağışıklılığı da kazanılsın diye düşünüyorum. Yani bizim İngiltere biliyorsun sürü bağışıklığıyla bu işe başladı ama binlerce, yüz binlerce kişi öldü. Peki öyle sürü bağışıklığı kazanılsın fikri de bana çok cazip gelmiyor ama bir şekilde hani bizim kendimizi, etrafımızı bir şekilde korumamız gerekiyor. Ailemizi. Dolayısıyla yaptırılmasına fayda var ama sonuçları ne olacak şu anda zaten hiçbirimiz bilmiyoruz. Zaten şöyle bir şey. Hani bir kısım denekler var ama bence bütün insan yani
olan hepim yani hepimiz denek durumundayız. Yani bunu kimse garantisini veremiyor. Yok bir daha olmazsın. Yok, Yani hayır, hiçbir şey yok. Herkes dediğin gibi hepimiz denek durumundayız. Hepimiz yaşayarak, görerek öğreneceğiz. Başka da hiçbir alternatifi yok zaten. evet. Dilerim bir an önce hani şu bir zamanlar işte dünyada nasıl veremdi, çiçekti, çoktu. Sonra seneler sonra kalmadı gibi. Çok az Evet. yani. Hele çiçek falan hiç yok artık herhalde. Dilerim o duruma gelir. Düzeleceğiz. Hepimiz de normal bir hale geleceğiz. Gelmek durumundayız. Hayat bir şekilde devam etmek zorunda. Yani kendimizi Evet. kapatıp işte yok ben dışarı çıkarsam başıma şu gelir, şu olur, biter falan diye de yaşayamayız. Hepimiz bir şekilde akışın içerisinde ilerlemek durumundayız zaten. Evet, Ve adım evet. atmak durumundayız. Evet. Yaşadığımız her şeydeki mesela o ben, senden daha iyi bir sen mümkünde de belirttiğim gibi her şeyin başlangıcını, sebeplerini bulup sonuçlarını değiştirerekten hayatımızın içinde var olmak durumundayız, adım atmak durumundayız. Yoksa eve kapattım, oturdum ben. Böyle bir hayat yok. Öyle öyle. Fundacım demiş ki doğru İzmir'e ineceğiz demiş. Şey uçak buraya mı geliyor? İstanbul'a ineceğiz, İstanbul'dan da İzmir'e geçeceğiz. Ha evet. Sonra mı daha sonra mı başka yere gideceksiniz? Yani burada mı kalacaksınız? Yok, Ya ben. burada kalırsanız yani hemen mi gideceksiniz Yok, İzmir'den? İzmir'de bir eğitimlerimiz var zaten. Bir grubumuz var orada. Onlara tekrar eğitime geliyoruz. O Ha, bir tamam. kapı Şunun için soruyorum. Görüşmek için soruyorum. Görüşürüz. Kapalı bir grubumuz var. Geçen sene eğitim vermişti. Şimdi bu sene o eğitimi tekrarlayacağız onlara. İkinci modülle. Böyle bir COVID'den dolayı süreç girdi. Evet. Funda ile eğitimlerimizi tamamlayacağız onlara. Yeni eğitmenlerimizle el sıkışacağız. Hayırlı olsun diyeceğiz onlara Oh. ve onları böyle dağıtacağız etrafa. Büyüdükçe çok güzel oluyor her şey tabii. Çok seviyoruz büyümeyi. Çünkü en azından bir nebze de olsa birazcık pozitif yapabilsek. Yani biz hiçbirimizin elinde bir sihirli değnek yok. Yani ben ne kadar o seni tamamen değiştireceğim diye bir şey iddia edemem. Mümkün değil. Ama senden daha iyi bir seni bulmana yardımcı olabilirim. Yani sana kolaylaştırıcılık yapabilirim. İşte onun için gelip o kolaylaştırıcıları etrafa yaymak, sihirli değnek değil ama elimizdeki küçük küçük şeylerle, donelerle, küçük noktalarla hayatlara biraz dokunmak için işte İzmir'de böyle bir seminerimiz var. Harika. Gülay sormuş, sevgili Gülaycığım sormuş, Almula demiş, Bodrum'a gelecek misiniz demiş. Evet, bu yaz tamamen orada olacağım inşallah. Yine yeni kitabım da çıkacağı için ve her şeyin normale döneceğini hayal ederekten imza günlerim falan da olacak. Ekim'e kadar sanıyorum Bodrum'dayım. Çocuklar için de tabii çok harika. Oğlum benimle, kızım Temmuz sonuna kadar gelemiyor. Burada okullar Temmuz sonu kapanıyor. O babasıyla kalacak. İşte oğlanla bir hem de ben Türkçeyi öğrenmelerini çok istiyorum ki kızım baya baya da konuşuyor. Türk Evet. kültürünü tanısınlar. Aslında Türk kültüründe büyüsünler istiyorum ama böyle iki kültürde yaşamak çok zor bir şey. Yani biz evin içinde de işte bir İngiliz bir Türk o kadar çok böyle birbirimize gelip çarpışıyoruz ki birçok konuda. Ne kadar farklı değil mi? Yani ikim mesela ben de hep Avrupa'da ne kadar yaşamış biri de olsam ama benim aldığım örf ve adetler var, benim gördüğüm şeyler var. Gelip bam diye böyle birbirimize vurduğumuz çok oluyor. O yüzden hiç Evet. kimsenin hiçbir şekilde ne kadar enerjinin de içinde olsa çakıştığı şeyler oluyor. Dediğim gibi terzi kendi söylediğini Mutlaka. dikemiyor. Benim babamdan olan kardeşim yarı Polonyalı, yani annesi Polonyalıydı. İlk sanırım 1-2 yıl babam o evde hiç Polonyaca konuşmamış. Terasada tabii yani anne kendi dilinde, baba kendi dilinde konuşmuş ve çocuklar böyle hani iki dili de çocuklar diyorum çocuk iki dili de öğreniverdiğini ben çok şaşırmıştım. Nasıl bu kadar kolayca iki dilde Ben konuşuyor diye. şöyle yapıyorum. Cümleyi, aynı cümleyi önce İngilizce söylüyorum. Arkasından hemen Türkçesini yapıştırıyorum. Yani hiç üşengeçlik etmiyorum o konuda. Aynı cümleyi iki kere duymuş oluyorlar her seferinde. Dolayısıyla yerleşiyor zihinlerine. Çok güzel. Bunda demiş ki Ankara'da da Evet, Ankara'da da eğitim. var. Evet. Çok güzel, harika. Bunlar şey, sosyal mesafeli
eğitimler mi? Zaten belli grup grup gidiyoruz. Yani son derece sosyal mesafeye uyulacak. Uyulmaması söz konusu bile olamaz yani. Üç belli sayıyı zaten ben normalde de derslerimde 15 kişinin üzerine hiçbir zaman çıkmadım. Çünkü kalabalıklaştıkça evet para kazanıyorsun ama kalabalıklaşmaya başladıkça hem o insanlarla temasımda problemler yaşanıyor. Çünkü ben her şeyde göz göze, diz dize, nefes nefese ona inanıyorum. O yüzden de hani biraz daha az para kazanalım ama biz daha etkin, daha iyi olabilelim diye zaten belli sayıda tutuyoruz eğitimleri. O zaman zaten butik bir eğitim oluyor ve daha verimli Evet. oluyor. Ben Kesinlikle şahsen daha önemli oluyor. ilk nefes eğitimimde ya da ilk başka eğitimlerimde o yıllarda çok büyük bir açlık vardı ve hocalar çok fazla değildi. Bir hocaya kişi sayısı çok fazla düşüyordu. Açıkçası bazı eğitimlerden gerek spor eğitimlerimden yani hani sıra sana gelecek de hoca seni görecek de cevap verecek de Ay. oysa böyle olmaması lazım. İşte o zaman ne anlamı var o? Yani dediğim gibi bir şeyleri yaparken sadece kendimizi düşünerek kendimizden yola çıkmadan ben bir Evet. şeyi yapıyorum. Bu yapmamın anlamı da ne? Bir şeyleri anlatabilmek sana. O bir şeyleri anlatabilmek için 3 lirası 5 lirasına bakıp hani daha çok kesemi doldurayım değil. Hayır. Ben ne kadar fazla seni daha çok doldurabilirim. Ona yönelirsek yaptığımız işten kendimiz de çok memnun oluruz. Çünkü biliriz ki karşımızdaki de o verimi almıştır. O da bizden memnun olur. Der ki ben bu kişiden gerçekten öğrendim. Daha iyi öğreneceğim şeyleri de yine ondan öğrenmeye devam edebilirim. Alışveriş, alışveriş sürekli. Akademinin ismi neydi? Bir kez daha tekrar edebilir misin? AMC Healing Akademi. AMC benim Evet. isimlerimin biliyorsun baş harfleri Evet. AMC olarak. Ama mesela o da çok enteresandır. Hatta bunu bahsetmek de istiyorum. Ben AMC'yi kurarken işte Almula, babamın adı Merter, annemin adı da Cansın. Almula Merter Cansın olarak düşündüm. Yani üç ismin birleşmesi olarak düşündüm. Oradan sonra eşimle tanıştım. Ve eşimle tanıştıktan sonra benim ya soyadımın yanına Çörm geldi. Çörm de C ile başlıyor. Ben yine oldum AMC. Ne güzel AMC, evet böyle de bir hikayesi var. AMClinkAkademi.com'a girildiği takdirde güzel. bizim hem eğitimlerimiz görülebilir. Ayrıca Instagram'dan takip ederekten oradan elimden geldiği kadar benim cevaplamadığım hani çok enderdir. Gerçekten çok büyük bir problem içerisindeyimdir. Cevaplayamadığım zaman herkese elimden geldiği kadar cevap yetiştirmeye çalışıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, harika. Bir şey de var herhalde. Yani sen sadece eğitim vermiyorsun, bireysel seans da yapıyorsun, öyle Tabii mi? bireysel seanslar da yapıyorum. Bir bolluk, bereket, varlık bilinci, kıtlık bilinci üzerine ruh eşi eğitimleri veriyorum. Onun dışında eksik olan noktan ne? Sen benimle ne çalışmak istiyorsan onun üzerine hangi duygunda sıkıntın var? İşte nerede negatif düşüncen var? Bunların üzerine giderekten bireysel senin ihtiyacın olanı senden daha iyi bir senin mümkün olduğunu anlatabilmek için yapıyorum. Nefis, harika. Kamp yapıyor musun sevgili Almalı? Yapmadım. Bugüne kadar hiç yapmadım. 2 kere böyle bir kamp olayı Evet. geldi ama hep Evet. benim işlerimin aşırı yoğun olduğu bir döneme denk geldi. Yani zannetmiyorum çok da bir hani her dakika iş olan biri değilim ama işte çocuklar da hayatımın içinde bir iş. Doğru. Eşim, buradaki düzenimiz, aile, kendi şeylerimiz öyle dönemlere denk geldi. Çok isterim. Hatta böyle çok geniş kapsam olan içinde hem benim kendi eğitimlerim olur. Belki senin holistik nefeslerin olduğu, belki bir başkasının işte Güray'ın programcılığının olduğu gibi geniş yelpazesi olan eğitimler vermek isterim. Çok güzel, çok güzel. İnsanlardan da böyle istekler geliyor. Çünkü şunu anladım. Artık o kadar bilmiyorum. Türkiye'de böyle yani. Çok sıkıldı insanlar. Çok bunaldı. Evet. Yani bir de kamplarda çalışmak hani daha böyle açık havada, sosyal mesafeli yerlerde. Tamam online da çok güzel ama tabii ki yan yana can cana nefes nefese senin de biraz önce söylediğin gibi çok daha doyumlu çalışmalar olacak.
Evren niyetleri duyuyor, değil mi Almalı? Tabii evren niyetleri duyuyor. Herkes tünelin ucundaki ışığı görmeye istekli. Herkes o ışığı yakalamaya çalışıyor. Enerjiler enerjilerle birleşiyor ve mutlaka aynı frekansta olan herkes kampta meydana bir araya gelir. Burada işte senin yayınında bir araya gelir. Orada başka bir eğitimde ama bir şekilde birleşir ve hepimizin o ışık yavaş yavaş büyür. Evet, sevgili Fundacığım, evet, bu arada Deniz'i de yad ettik buradan, Deniz Keller'ı. Biz bir eğitmen arkadaşımızın, o da yarı Amerikalı bir eğitmen arkadaşımızın bize yaptığı bir demoda tanışmıştık. İyi ki de tanışmışız, ne kadar güzel. Ha, burada tabii yazmış, ben görmemişim. Evet, akademinin ismini yazmış, hem de web adresini vermiş. Harika. Harikasınız demişler. Çok teşekkürler. Türkiye'deyken kamp olabilir demiş Funda. Ne güzel bir işbirliği olur demiş Gülay. Hepimiz evet, gerçekten hepimiz şiştik. Beden, zihin, ruh birlikteliği demiş Gülaycığım. İyi ki de demiş Fundacığım. Ay, ne kadar güzel bir sohbet oldu. Şimdi ben böyle bir zaman algısı var herhalde. Mesela sevdiğin bir kişiyle sen çok güzel bir sohbet varsa bir bakıyorsun, aa, zaman Saat. doldu. Ama eğer yani pek hoşlaşmadığın biri, hoşlanmadığın biri varsa Hoşlaşmadığın değil de bazı insanlar hani konuşmakta biraz zorlanıyorsun. Yani cevapları böyle ağızdan ben de yayıncı olduğum için biliyorum. O durumda böyle Allah'ım insan diyor ki yani nasıl yapsam, nasıl konuştursam çekiyor. Ama mesela ben zaten vurmuşum dilime. Devamlı konuşur da konuşur dur dersen. Sen karşımda öyle alma verme olunca sorularda yayında yürüyor ve sonuna geliyoruz. kesinlikle. Ay Gülaycığım, çok teşekkürler. Sen de muhteşem bir kadınsın canım benim. Ay evet, ama vallahi bu gece şiştik yani. Bu kadar harikalık, bu kadar muhteşemlik. Var olun, sağ olun. Bu dönemde demiş diyetisyen Yeşim Ayatik, Duygusal bu da yemeğe dikkat yemeğe edin. dikkat. Evet, evde otura otura kilo aldık Yeşim Hanım. Bu dönemde bir duygusal yemelere dikkat, bir de duygusal öfke patlamalarına dikkat. Çünkü bu dönemde biliyorsun en çok kazanan mesleklerden biri astroloji oldu. Bir tanesi de avukatlar oldu. Sürekli boşanma davaları deli gibi onlara uçuştu dosyalar. Yani 20 sene evlilik yaptım. 20. senenin sonunda boşandım. Hep şimdi diyorlar, evlilik şart mı? Yani evlilik güzel bir şey ya. Evliliği suçlamamak lazım. İnsanlar yönetiyor sonuçta. İnsanların şey yaptığı bir süreç, bir ortaklık, evliliğin ne suçu var efendim? İnsanlar. Evlilik güzel bir kurum ama çok zor bir kurum. Çünkü iki ayrı karakter, iki ayrı insan bir araya geliyor. Benim arkadaşlarım etrafında dedi ki mesela ya yani sana biz inanamıyoruz nasıl oluyor diye. İşte oluyor bir şekilde. Yani evlilik iki ortak aynı çizgide yürümek, aynı çizgide yürüyemesek bile aynı dengeyi sağlayabilmek falan gibi. Yoksa hepimiz zaman zaman zaten birbirimizi böyle direkt boğma raddelerine de geldiğimiz hepimizin oluyor yani insan sinirlerimizin sabrımızın önemli olan saygısızlığa gitmeden çözümlemeyi bulabilmek. Evet. Menekşe Hanım demiş ki, bir yıldır boşanmaya çabalıyorum. Evlilik çok anlamsız bence. Yine de yeni evlenecekleri, mesela benim kızım Haziran'da nikahı var. Yani yeni evleneceklere bir yol verelim, ne bileyim ben, iyi şanslar dileyelim. Bitmiş bir Güzel. şey, bitirelim. Güzel bir şey ama hani eğer bir tane bittikten sonra ikinciye geçerken işte belki biraz yoğurdu hani üfleyerek yer der ya eskiler yemelisin diye. Yani biraz daha üfleyerek yiyip daha dikkatli olmak ama kötü bir şey değil. Ben gene de ön tekerlek nereye gidiyorsa arka tekerlek de oraya gider lafına inanmıyorum. Çok önümde güzel örnekler var. Birinci olmamış, ikinci olmamış, üçüncü olmuş. Kocaman bir aile olmuşlar. Ben böyle örnekleri görüyorum. Kendim de ilham alıyorum. Yani neden olmasın? Olur. Senle bir gün ruh eşi çalışalım en iyisi biz. Yaşasın, ruh eşini çekmeye niyet ediyorum. Evet. Tabii ki. Bir de şöyle bir şey, ben arkadaşlarımla çok fazla çalıştım. Yıllardan beri barter yaptık hep. İşte o bana bir şey mesela, ben de ona nefes mesela. Bir dış gözle çalışmak, yani
bir farklı bakış açısıyla çalışmak, senin göremediğin bir şeyi karşıdaki görüyor. Hem de nötr bir şekilde bakabiliyor senin Evet. bakamadığına. Çok da güzel oluyor. Her zaman ömür boyu çalışmaya hazırım ben. Her zaman. İnşallah hep beraber bir gün bir yerde birleşeceğiz ve çalışacağız Tabii ki, zaten. tabii ki, tabii ki. Sevgili Almalıcığım, ne iyi ettin de geldin. Hoş sohbetin, Teşekkür ederim. akıcı. Yani tabii ki oyuncusun ama yok, o sadece oyuncu olmakla alakalı değil, frekansla alakalı bir şey. Enerjilerimiz birbirini buldu. Doğru yerde birleştik. Kesinlikle. Seni yıllar sonra olsa da tanımak beni çok çok mutlu etti. Hiçbir Teşekkür şey ederim. tesadüf değil. Vardır bir karşılaşma sebebimiz. Var ol, çocuklarınla, eşinle birliğiniz daim olsun. Güzel, başarılı çalışmaların devam etsin. İnşallah. En kısa zamanda karşılıklı görüşmek, sohbet etmek dileğimle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Sana diğer yayınlarında da bol bol şanslar diliyorum. Instagram inşallah normal hayatına dönsün artık da bu böyle aralardaki bozumları iptal etsin ve güzel güzel yayınlar yapalım. Kesinlikle. Bu arada YouTube kullanıyor muydun? Gene Almula Mertel Çorum olarak YouTube'a da Tamam. eğitimlerimden böyle şeyler aktarıyorum, Tamam. videolar aktarıyorum. Harika. O zaman sevgili Almula'nın ve Yelda Çetiner'in lütfen YouTube kanallarını beğeniniz, tıklayınız. Evet. Almula ile olan, sevgili Almula ile olan bu güzel yayını YouTube kanalıma ekleyeceğim. Oradan defalarca seyredebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek geceler üzere. diliyorum. İyi Hoşça geceler. Bay bay. kalın. Sağ olasın.